Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 6-12 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, tutulma haftasındayız ve bu hafta sonunda 11 Ağustos'ta 18 derece Aslan Burcu'nda yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulması etkileri 2019 Ocak ayına kadar, bir sonraki tutulmaya kadar gündemde kalabilir ve zaman içerisinde bu 6 aylık dönemde gökyüzündeki transit eden gezegenlerin tutulma derecelerine temas ettiği zamanlarda da içsel veya dışsal hayatımıza etkilerini sunabilir. Aslan ateş elementi bir burç olduğu için buradaki yeni ay, dolunay döngüleri, tutulma döngüleri genel olarak sizin hayatınıza daha keyifli, daha destekleyici enerjiler getirir. 9. evinizde bir tutulma döngüsü var. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı konulara, uluslararası her türlü mevzuya, akademik konulara, hukuksal konulara, yayıncılık gibi, medya gibi işlere vurgu yapıyor. Biraz daha felsefeler, inançlar, manevi konular, zihinsel süreçler, yakın uzak ilişkiler, hani buralarda hareketlenmeler ve etkiler bekleyebiliriz. Merkür retrosu devam ediyor tutulma sırasında. Mars retrosu da devam ediyor. Ve ayın sonlarında 26'sında Merkür, 27'sinde de Mars ileri hareketlerine dönecek. Dolayısıyla tutulmanın ardından hemen hızlı karar vermemekte fayda var. Karşımıza bazı fırsatlar çıkabilir ama bu etkileri daha çok ay sonundan itibaren değerlendirmek doğru olabilir ya da bununla ilgili koşullar oluşabilir. Evet, seyahatler olabilir. Arzu ettiğiniz yurt dışı seyahatine çıkabilirsiniz ya da akademik bir konuda bir başlangıç, bir yenilik olabilir. Hukuksal bir işinizde önemli gelişmeler olabilir. Aslan Burcu'ndaki güneş tutulmasının genel etkilerini anlattığım videoyu linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Altına da kişisel yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tutulma öncesinde 7 Ağustos'ta Venüs Başak Burcu'ndan ayrılıyor bu hafta. Terazi Burcu'na geçiyor. Haftanın güzel gelişmelerinden biri. Venüs terazide çok güçlüdür, çok keyiflidir ve 9 Eylül'e kadar kalacak. Demek ki bu bir ay gökyüzündeki en güçlü gezegen Venüs olacak ve Venüs'ün temsil ettiği alanlarda güzellik, estetik, sanat, ilişkiler, işbirlikleri, evlilik, diplomasi, hukuksal konularda daha fazla yardım ve destek alabiliriz. 11. evinizde bir Venüs var. Bu sosyal alanlarda size destek olabilir. Artık biraz daha iş konularından uzaklaşıp arkadaşlıklar, eğlenceler, organizasyonlara yönelebilirsiniz. Grup çalışmaları olabilir. İşten gelecek çalışmaların maddi olanaklarını daha fazla alabilirsiniz bu dönemde. Aşk fırsatları, sosyal ilişkilerde önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgili yaylar, bu dönemi iyi değerlendirmeye çalışın. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.